Sevgili arkadaşlar, duyu organlarına başlıyoruz. 5 duyu organımız var. Birincisi görme. Göz. Evet. Göz dediğimiz zaman, ama gözden önce bizim reseptörlerimiz var. Reseptör dediğimiz alıcılar. Fotoreseptörler, mekanoreseptörler, kemoreseptörler, termoreseptörler dediğimiz zaman bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle fotoreseptör. Işık. Işık. Nerede bulunabilir? Gözde. Mekanoreseptör dediğim zaman mekanikle ilgilidir herhalde. Mekanikte özellikle nerede bulunacak? Deride ve kulakta bulunacak. Çünkü kulağımızın içerisinde salyangoz var. O salyangozun içerisinde bir şeylerden bahsedeceğiz. Ama gerçekten şekli tam salyangoza benzer. O yüzden adı oradan gelir. Kemoreseptör dediğimiz zaman da kimyasal ve belli bir şeyde çözünmesi lazım. Çözünebilmesi için dil ve burunda, yani ıslak olan kısımlarda olması lazım. Biraz iğrenç oldu galiba. Hocam hatırlatmayın, tamam. Termoreseptör dediğimiz zaman da sıcaklıkla ilgilidir. Termometre siz çok kullanırsınız. Evet. Ve nedir özellikle? Yani deride. Vücut sıcaklığı, ısısı değil, vücut sıcaklığı, unutmayın. Onu ben hep soracağım. Vücut sıcaklığı mı, ısısı mı? Sıcaklığı. Vücut sıcaklığı sabit, vücut ısısı sabit. İkisi arasındaki fark ne? Vücut sıcaklığı hocam. O sizin kastettiğiniz direkt vücut sıcaklığı. Vücut ısısı kavram yanılgısı olur orada. Yanlış bir şey kullanıyormuşuz arkadaşlar. Vücut eğer sıcaklığı böyle anlatılmışsa. Vücut sıcaklığınız 36,5 santigrat affola derece diye söyleyelim. Hocanızla biz gerçekten bu konu üzerinde hani yorumlar, boş zamanlarımızda konuşabiliyoruz. Göz dediğimiz zaman hocam, göz 3 tabakadan oluşur. Geçebiliriz. Evet. Kirpik, kapak. Neyse. Kirpik, kapak. Gözünüz kirpik ve kapaktan mı oluşuyor? Ben biliyordum. Saydam tabaka, sert tabaka, ağ tabaka, 3 tabaka. Bir daha söyleyin. Saydam, sert, saydam, ağ. Saydam demeyelim. Sert tabaka var. Sert tabaka. He, sıralamasını güzel söylemedim. Sert. Bu. Sonra sert tabaka. Saydam, sonra ağ tabaka. Sert tabaka var. Tamam. Saydam tabaka var. Damar tabaka var. Aa, ne bilmiştim. Ve ağ tabaka var. Ağ tabaka var. Şimdi hocanız evet bir şeyler biliyor. Evet. Ama biz onun üzerine bir şeyler daha ekleyelim. Diyorum ki hocam, bizim. Yok mu, konuyu çalıştırmışsınız siz mi? Nereden biliyorsunuz? Çalıştırmışsınız şeyde. Ben gözle ilgili bir şeyler yapıyordum da arkadaşlar. Üniversitede. Evet. Şimdi diyorum ki gözümüzün en dışında sert tabaka var. Hı hı. Sert tabakanın öne doğru bombeleşmesiyle oluşan tabakadır bu saydam tabaka. Ama saydam tabaka gözün bir tabakası değildir. Sert tabakanın öne doğru bombeleşmesiyle oluşan saydam tabakanın diğer adı korneadır. Hı hı. Kornea ışığın ilk kırıldığı noktadır. Şimdi ben önce bunun üzerinden bir anlatacağım. Diyorum ki sert tabakanın diğer adı sikler olarak da adlandırılır. Hemen altında bizim damar tabakamız var. Koroid tabakamız var. Bu tabakanın içerisinde gözümüzden hemen şöyle bir çizik atalım. Şöyle bir çizik atalım. Bunun içerisinde göz merceğini işleyeceğiz. Göz merceği ne yapılıdır hocam? İnce kenarlı veya kalın kenarlı. Mercek. İnce kenarlı yani. Mercek özelliğindedir. Bu göz mavi olsun. Gözümüze rengi veren iris bulunur. Göze rengi verir. Burası bizim göz merceğimizdir. Şurada görünen boşluğun adı göz bebeğidir. Aynı zamanda kornea ile iris arasında bulunan kısmın adı ön odadır. İris ile mercek arasında bulunan yapının adı arka odadır. Bunların hepsi damar tabaka içerisinde yer alır. Birazdan görevlerinden bahsedeceğim. Görevlerinden bahsederken kornea ışığın ilk kırıldığı nokta, ışığın ikinci kırıldığı nokta göz merceğidir. Üçüncü olarak camsı cisim dediğimiz kısım bulunur. Ve bizim en altta ağ tabaka dediğimiz, retina dediğimiz bir kısım daha bulunur. Retina içerisinde ise sarı benek ve kör noktayı işleyeceğiz. Sarı benek dediğim zaman görüntünün ilk ve ters oluştuğu. Ben şu an size bakıyorum ya, aslında sarı benek bunu ters görüyor. Ben beynim bunu, ters dur. Beynim bunu düzleştiriyor diye söyleyebiliriz. Ben sizi düz görüyorum. Bir şey daha soracağım. Pardon özür dilerim. Size geliyor ama bu soru. Evet. Tamam, hazır mısınız? Ben size inanıyorum. Yapabileceğinizi biliyorum. Her ne kadar biyoloji hocam, çok sevmeseniz de. Hocam gaz vermeyin. Yesin artık. Heyecan yaratın. Hayır, yapabileceğinizi biliyorum. Gerçekten söylüyorum. Bu gözün neresi? Ben şimdi, siz benim gözüme bakıyorsunuz ya. Gözün dışındaki bu, beyaz kısmı. Beyaz. Yani hangi tabaka? Sert damara. Damar. Sert tabaka. Ben sert değilim zaten. Kan damarı ve sinir bulundurmaz. Bulundur. Beyaz tabakadır. Şurada gördüğünüz, bak bakalım. Ağ tabaka. Ağ tabaka değil mi? İris mi? Göz bebeği mi? Göz merceği mi? Ne görüyorsun? Yok. Göz bebeği.
Göz bebeğini nerede görüyorsun? Ortada mı, ortada, kenarda mı? Şu ortadaki göz bebeği. Bebeği. Kenarı? Şey. Renkli olan kısım değil mi? İris. İris. İşte bu. Yani illa hep yandan vermek zorunda değil arkadaşlar. Bir de önden gözü verdiği zaman sert tabakanın kan damarı ve sinir taşımadığını özellikle bilmek zorundasınız diye özellikle onu da çizdim. Peki gözümüz kanlandığında sert tabaka beyazla... Ama beyazın üzerinde şey var ya, kılcal damarlar var. Yani sen şimdi şöyle düşün. Şu göz ya, tamam sert tabaka var ama bunun da etrafında kılcal damarlar var. Tamam. İşte bu. Şöyle. Orta tabaka demeyelim de arkadaşlar buna. Biz buna damar tabaka diyelim. Evet. Damar tabaka ismi daha doğrudur. Aynı zamanda koroid olarak da isimlendirilir. Burada da net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi ben orta tabaka içerisinde, yani damar tabaka içerisinde yer alan kısımları söyleyeceğim. İrisin görevi göze rengini renk verir. Güzel. Göz bebeğinin görevi. Göze gelen ışık miktarına göre ayarlanır. Fazla ışıkta ve az ışıkta orta beyin reflekslerin kontrolü sayesinde büyür ve küçülür. Önemlidir. Onun dışında benim burada söylemek istediğim şey göz merceği. Göz uyumu denen bir şey var. Göz uyumunda özellikle söyleyeceğimiz nokta şu. Yakındaki bir cisme veya uzaktaki bir cisme bakarken göz merceğimiz odaklanmasını sağlar. Bu sizin konunuz aslında. Yakındaki bir cisme bakarken... Şimdi diyorum ki bizim gözümüz var. Gözümüzün merceğini tutan şurada kirpiksi kaslarımız var. Yakına bakarken kirpiksi kaslar kasılır. Ona bağlı olarak da mercek bağları gevşer. Gevşediği için de ne yapar? Daha da böyle kalınlaşan bir yapı oluşturur. Daha kalınlaştığı için görüntüyü aslında daha net bir şekilde toplamayı mı sağlar diyebiliriz. Daha fazla toplamayı sağlar ve ona bağlı olarak da arkadaşlar siz yakındaki bir cisme bakarken, uzaktaki bir cisme bakarken ne yapmanız gerektiğini gözünüz sayesinde algılayabilirsiniz. Onun dışında damar tabakanın özellikle bahsedeceğimiz ön oda, arka oda dediğimiz kısımların içerisinde sıvılar vardır. Bu gözünüzü oluşturan yapıların ya da şöyle söyleyelim, gözünüzün içerisinde daha rahat hareket etmesini, aynı zamanda daha ne diyebiliriz, iyon dengesini korumak içindir aslında. Ve bunlar bir boşluktur. İlla şey gibi düşünmeyelim, orada bir yapı var gibi düşünmeyelim. Kornea ile iris arasında kalan kısımdır. Ön oda. Hı-hı. İris ile mercek arasında kalan kısım da arka odadır. Şimdi onun dışında gözümüzü koruyan yapılar var. Şimdi benim gözüme baktığımızda ne görüyorsunuz koruyan? Göz bebeği, kirpik. Koruyan göz bebeği değil. Şey göz bebeği diyorum, göz kapağı. Göz kapağı, kirpik, kaş. Kaş. Ve aynı zamanda gözyaşı. Hı-hı. Gözyaşımız da arkadaşlar gözümüzü koruyan en nadide şeylerden bir duygulardan tanesi. Duygulardan koruyun. Duygulardan koruyor diyemeyiz de şöyle diyebiliriz. Gözünüze bir mikrop ya da bir toz evet. kaçtığında hemen sulanması ve tuzlu olmasının sebebi nedir? Tuzlu olmasının sebebi gelen mikropları kırmaya yöneliktir aslında diye özellikle söyleyebiliriz.